Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün bu kürsüde konuşma yaptığı sırada hastaneye kaldırılan Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda kendisini yeniden aramızda görmek tek dileğimiz. Kıymetli vekiller, her seçim öncesi olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde de büyük puntolarla petrol bulduk, doğalgaz bulduk haberleri gazete ve internet haber sitelerinin manşetlerini süslüyor. Keşke bu haberler gerçek olsa. İnanın buna en çok biz seviniriz. Neden mi? 14 Mayıs seçimleri öncesi 19 lira olan motorun fiyatı bugün itibariyle 40 liraya dayanmış durumda. 2 yıl önce 140 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpü bugün itibariyle 562 lira. Vatandaşın mutfağı alev alev yanıyor. Enerji insan yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Enerji fiyatları ise bir toplumun refah seviyesini gösteren en önemli göstergedir. Bir ülkede doğal gaz ve elektrik borcu nedeniyle hanelerde kesinti yapılıyorsa o ülke vatandaşları için yaşanacak bir ülke olmaktan çıkmıştır. 2023 yılının ilk 6 ayında 122 abonenin doğal gaz borcu nedeniyle gazının kesildiği, yine aynı dönemde yaklaşık 70 bin abonenin de borcundan dolayı elektriğinin kesildiğini hatırlatmakta fayda var. Türkiye yüzyılı diye sabah akşam slogan atanların ülkeyi getirdiği nokta, yüz binlerce ailenin elektrik ve doğalgaz faturasını ödemediği hazin bir tablo olmuştur. Siz kabul etmezseniz de yüksek enerji maliyetleri toplumun her kesimini sarsmıştır. Hükümetin enerjiyle ilgili tek politikası vardır, o da zamdır. Vatandaşı müşteri olarak gören zihniyet değişmedikçe bu sorunlar bitmez. Değerli milletvekilleri, konumuz enerji olduğu için biraz da mühendis ve mimarların durumunu anlatmak istiyorum. 2023 itibariyle kamuda mühendis mimar olarak çalışan kişi sayısı 70 bin civarında. Oturduğumuz evden kullandığımız elektronik cihazlara, yediğimiz yemekten giydiğimiz kıyafete, tüm altyapı, otoyol, köprü, baraj, hastane, okul, demiryolu, aklınıza gelebilecek her alanda onların imzası var. Aylardır sosyal medya üzerinden yetkililere çağrıda bulunuyorlar. Tabii bir mühendis olarak ben de bu çağrıları görüyorum, duyuyorum. 2023 yılı verilerine göre kamu mühendislerinin elde ettikleri ortalama gelir 18 bin lira. Evet, yanlış duymadınız. 18 bin lira. Yoksulluk sınırının altında. Biz yasama organı üyeleri olarak bu çığlıklara kulak kapatamayız, kapatmamalıyız. Kamu mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübelerinin ödüllendirilmesi için mühendislik meslek kanununun çıkartılmasını sağlamamız gerekiyor. Mühendislik ve mesleğinin daha ileriye taşınması, mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi için kamu mühendislerinin bu taleplerine lütfen kulak verin. Özel sektörde çok kötü şartları çalışan mühendis ve mimarları da unutmayalım. Kamu kurumun demişken Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay raporlarına bakalım. Kurum hakkında 57 sayfa rapor hazırlanmış. Kurumun usulsüz işlemlerinin sayısı usulüne uygun işlemlerinden daha fazla. MTA mali hesaplarını düzgün tutmamakta, ihale, alım, satım ve diğer ticari işlemlerinde ilgili yönetmeliklere aykırı dayanmaktadır. Diğer kurumlarda da durum farklı değildir. Kıymetli milletvekilleri, çok önemli gördüğüm bir hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kış saati uygulaması kaldırıldı. Yaz saati kalıcı hale getirildi. Bu uygulamadan eminim ki sizler de bizim kadar şikayetçisiniz. Ama ne yazık ki sesiniz çıkmıyor. Neden sesiniz çıkmıyor arkadaşlar? Güneş doğmadan okula giden öğrenciler ilk dersi lamba yakarak işlemek zorunda kalıyor. Öğrencilerin çoğu ilk derste uyuyor. Öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alınmadığını söylüyor. Veliler ise sokak köpekleri, madde bağımlıları nedeniyle çocuklarının zifiri karanlıkta sokağa çıkmasını istemiyor. Yurttaşlarımız sabah işe giderken güvenlik kaygısı yaşarken uygulamanın tek kazananı her zamanki gibi elektrik dağıtım şirketleri oluyor. Bu yapılanlar zulüm değil de nedir? Elektrik şirketleri para kazansın diye vatandaşa eziyet çektiriyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Milyonlarca insan yıllardır size yalvarıyor. Nedir bu inat? Herkes sayenizde depresyona girdi. Bu uygulamanın
Sayın Demir lütfen tamamlayalım. Bu uygulamanın tasarruf sağlamadığı, açık ve son derece anlamsız olduğu ortaya çıkmış iken neden kimse konuşmuyor? Tasarruf edeceğiz diyorsunuz. Karanlık havada kalkan bir aile lambasını açmıyor mu? Tasarruf yerine tüketim oluyor, faturalara yansıyor. Sayenizde toplumda gün yüzü görmeyen insanlar diye bir kavram oluştu. İnsanlar karanlıkta uyanıyor, karanlıkta evlerine dönüyor. Yazıklar olsun. Bir kez daha söylüyorum. Gelin bu inadınızdan vazgeçin. Kendi ellerimizle depresif, mutsuz bir toplum yaratmayalım. Hepinizi saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Demir.